Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amin. Bugünkü sohbetimizin konusu Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın kısasından günümüze mesaj. Lemalar eserinden üçüncü nükte ile devam edeceğiz. Üçüncü nükte, bir iki sözde beyan ettiğimiz gibi, her insan geçmiş hayatını düşünse kalbine ve lisanına ya ah veya oh gelir. Yani ya teessüf eder, ya üzülür veya elhamdülillah der. Teessüfü dedirten, üzüntü dedirten, eski zamanın lezaizinin zeval ve firakından neşet eden manevi elemlerdir. Geçmişte maddi durumu iyiymiş, saati yerinde, sonradan da o güzel lezzetlerin elinde çıkması ona elem veriyor. Çünkü zevale lezzet elemdir. Lezzetten sonra elem başlar. Bazen muhakkak bir lezzet daimi elem verir. Düşünmek ise o elemi deşiyor, teessüf ediyor. Evet, bazen muhakkak bir lezzet insan alıyor. O lezzet ona ilerideki zaman için büyük elemlere sebebiyet veriyor. Yani o anki onun keyfine göre, kendi keyfine göre yapmış olduğu hata ve o hatadan aldığı lezzet onu düşündüğü zaman sonradan ona büyük teessüfler ve üzüntüler veriyor. Eski hayatında geçirdiği muhakkak alamın zevalinden neşet eden manevi ve daimi lezzet elhamdülillah dedirtir. Evet, geçmişte insan bir hastalık veyahut da insanın başına bir musibet gelmişse o geçti. Daha sonra insan onu düşündüğü zaman elhamdülillah ben o sıkıntıdan kurtuldum der. Bu fıtri haletle beraber musibetlerin neticesi olan sevap ve mukaffat-ı uhreviye ve kısa ömrü musibet vasıtasıyla uzun bir ömür hükmüne geçmesini düşünse sabırdan ziyade şükreder. Elhamdülillah ala kulli halisi vel küfri ve delale. Yani küfür ve delaletin dışında her türlü hal için Allah'a hamd olsun demesi itica eder. Meşhur bir söz var ki musibet zamanı uzundur. Evet, musibet zamanı uzundur. İnsan başına bir musibet geldiği zaman uzundur denilir. Fakat o örfenin hasta insanların içerisinde zannedildiği gibi sıkıntılı olduğundan uzun değildir. Belki uzun bir ömür gibi hayati netice verdiği için uzundur. Mesela bir musibet insanın başına geldiği zaman o musibete karşı sabrederse bir dakika, bir saat hükmüne geçiyor. Hatta bazen bir dakika, bir gün insana bir sevap kazandırıyor. Onun için o kısa bir ömür içerisinde insana büyük mükafatlar, bütün büyük sevaplar kazandırıyor. Evet, okuduğumuz bu üçüncü nükte, bu üçüncü nüktede geçen her insan geçmiş hayatını düşünse kalbine ve lisanına ya ah veya oh gelir. Yani ya teessüf eder, üzülür ya elhamdülillah der. Ve zaman hazretlerinin ifade ettiği gibi lezzetin bitişinde acı, lezzet bittiği zaman acı, acının bitişinde de lezzet vardır. Bu ilahi bir kanundur. Yani her zaman insan keyif ve safa içinde kalmıyor. Dünya imtihan dünyasıdır. Bazen acılarla, bazen lezzetlerle bir şekilde Cenab-ı Allah insanı imtihana tabi tutmuş. Mesela geçmişte çok ağırlı ve ızdıraplı bir hastalık geçiren biri onu hatırladığında oh elhamdülillah der, geçti. Çünkü o hastalık bitmiş, acılar dinmiştir ve yerine güzel bir sıhhat gelmiştir. Hem o hastalık birçok günahına kefaret olmuş ve birçok sevabı da ona hediye ederek gitmiştir. Böyle biri hem hastalıktan kurtulduğuna şükreder hem de azim sevap aldığını şükreder. Geçmişte nefsinin süfli, kötü arzuların peşinden koşan
her türlü gayri meşru lezzetleri tadan biri, o lezzetlerin bitmesinden dolayı devamlı ah ve oh çeker. O gayri meşru lezzetler bir de onun boynuna günahların ağır yükünü yüklediği için ah ve of çekmesini daha da artırır. Gafletle ve günahlarla geçen eski günleri hatırlayıp düşünmek insana lezzet değil, büyük bir acı ve pişmanlık verir. Meşru ve helal dairede olan lezzetler insana elem vermez. Lakin meşru lezzetlere iman gözü ile bakılmaz ise o da elem ve teessüf, üzüntü seviyet verir. Üzüntüye seviyet verir. Dünya lezzetlerinin bir gölge, numune ve bir tadımlıktır. Bunu bilemeyenler için lezzetler meşru da olsa onların zevalinden ve yokluğundan dolayı kişi azap çeker ve acı duyar. Ama iman gözü ile bakılırsa o zaman o lezzetler hiçbir surette insana azap ve sıkıntı vermez. Çünkü dünyadaki bu lezzetler cennet lezzetlerinin birer numunesidir. Şayet o lezzetler haram ise acı ve azap iki kat daha artar. Yani hem dünyada o lezzetlerin zevalinden, yokluğundan azap duyar, hem de ahirette onun hesabından dolayı azap çeker. Musibet anında çekilen sıkıntılar ve acılar insanın günahları siler. Manen temizler, sevapları çoğaltır, olgunlaştırır ve kemale erdirir. Cenab-ı Hakk'ın rızasını ve ebedi cenneti kazanma vesile olur. Ehli dünya ise musibete düşman nazarıyla baktığı için onu bitmek bilmeyen bir acı kaynağı olarak görüyor. Oysa musibetin iç yüzü hayır ve güzelliklerle bezelmiş ilahi bir hediye gibidir. Ve zaman hazretlerinin şu manidar sözü ile sohbetimizi bağlayalım. Çünkü ömür bir sermayedir. Gidiyor. Meyvesi bulunmazsa zayi olur. Hem rahat ve gaflet de olsa pek çabuk gidiyor. 13. soru 2. makamda geçiyor. Cenab-ı Allah ömrümüzü sermayedar etsin. Her türlü gaflet ve sıkıntılardan muhafaza etsin. Amin. Kısmet olursa aynı konu üzerine devam edeceğiz. Bir sonraki sohbette görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.